Bu dersimizde Oracle'ın arka planda çalışan servislerinden Listener servisini ve bu servisin ayarlarının tutulduğu Listener ORA dosyasını nasıl düzenleyeceğimizi öğreneceğiz. Bunun için ilk olarak Listener ORA dosyasının nerede olduğunu bulalım. Ben C dizinine Oracle'ı kurulum yapmıştım. APP klasörüne giriyorum oradan. Live Trainer benim bilgisayarımın adı. Oraya giriş yaptım. Buradan Product'a girdim. 11.2.0, DB Home 1 ve Network klasörüne giriş yaptım. Daha sonra Admin ve karşımda Listener, ORA, SQLNet ve TNS Names dosyaları. Bunları burada Windows özel izinlerini ayarlamadan düzenleyemeyiz. Ve tabii ki Listener servisini kapatmadan bunların üzerinde değişiklik yapmamız işe yaramayacaktır. Çünkü kullanıldığı anda zaten örneğin bir port değiştirme işlemi yapamayız. Port değiştirmeyi de Listener ORA içerisinden yapacağız. Bu nedenle ilk olarak ben Listener servisini kapatacağım. Bunun için komut ekranında, yani CMD komut ekranını açtım. Bu arada CMD'yi de açarken örneğin başlattan arama yapıp CMD yazarak bu istemci programı, yani komut ekranını bulabilirsiniz. Ona CMD direkt tıklayarak açmayın. Sağ tıklayın ve yönetici olarak açın Windows kullanıyorsanız. Yönetici olarak çalıştırdığınızda bu komutları sorunsuz çalıştırırsınız. Aksi halde zaten çalışmayacaktır bunlar. LSNRCTL dedim. Büyük harf yazmak gerekirse. LSNRCTL. Şimdi Enter'a basabilirim. Enter'a bastığım zaman direkt LSNRCTL, yani Listener'ın kontrol mekanizmasına giriş yaparım. Ancak şunu yazarak da bu Listener'ı stop ettirebilirim. Yani durdurabilirim. Ben giriş yapıyorum. Şu an gördüğünüz gibi Listener'a giriş yaptım. Burada help yazarak gördüğünüz gibi neler yapabileceğinizi görebilirsiniz. Listener'ı başlatabilirsiniz. Stop ettirebilirsiniz. Statüyü öğrenebilirsiniz. Yani durumunu, versiyonunu. Mesela buradan statüse tıklayalım. Burada başına LSNRCTL yazmanıza gerek yok. Çünkü zaten onun içerisindesiniz. Status diyorum. Gördüğünüz gibi statüsle ilgili bilgileri, yani durum bilgilerini bana getirdi. Nedir bu? Alias adı Listener. Takma adı. Yani gerçek ismi Listener değilmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Arka planda bu şekilde biliniyor. Fakat bizim gördüğümüz kısımda Listener olarak görünüyor. Versiyon 64 bit kullanıyorum ben. Versiyonu 11.2.0.1.0. Start date 27 vesaire tarihi belirtiyor. Server'ın başlangıç tarihi. Yani server'ın açılma tarihi diyelim. Bugün açtığımı belirtiyor. Eğer 2 yıl önce server açılmış olsaydı 2 yıllık bir tarih olacaktı. 2 yıl öncesini gösterecekti. Uptime, yani bu SQL servisi, Oracle servisi ne zaman başlatılmış? Ben 5 dakika önce bir kapatıp açma işlemi yapmıştım servis için. Gördüğünüz gibi 5 dakikayı gösteriyor burada. Trace level off. İşte security, local işletim sistemi authentication vesaire gibi bilgiler var. Mesela başka versiyon bilgisini sadece alalım. Versiyon yazıyorum. Şimdi de Oracle'ın versiyonu ile ilgili bilgileri bana getirdi. 64 bit olduğunu vesaire vesaire. Burada ayarları kaydedebilirsiniz de save config ile. Save config bu şekilde. Şimdi biz burada Listener servisini durduracağız. Listener servisini şu şekilde durduruyorduk. Buradan stop diyorum ben. Stop'a tıkladım. Stop yazdım ve Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi işlem gerçekleştirildi diyor. Yani şu an bunun üzerinde herhangi bir servis çalışmıyor. Listener ORA üzerinde.
Bunu kopyalıyorum. Belgelerime yapıştırdım ve açıyorum. Notepad ile açtım. Şimdi burada 22 yapıyorum, 21 olan portu. Burayı da anlatalım. Listener gördüğünüz gibi ayarları var. Adres protokol TCP olarak gösteriyor. Hostu localhost. Portu 1521. Bu default'tur. Ben bunu 22 yaparak bu ayarların nasıl yapıldığını gösterme amacında bu şekilde düzenledim. Şimdi Ctrl S yaptım. Yani Ctrl ile S'ye bastım. İsterseniz buradan kaydet de diyebilirsiniz. Şu an kaydedildi. Kapatıyorum ve buradan kopyaladım. Onun adını değiştirdim ve diğer benim değiştirdiğim 1522 yaptım portlu listener orayı yapıştırdım ve şimdi listener CMD ekranından start diyorum ve lütfen bekleyiniz, bekleyelim, birazdan bize bunun bilgilerini alacağız. Şimdi status diyorum tekrar. Gördüğünüz gibi status dedikten sonra şurada endpoint summary ekranı var. Sonuçları var. Burada localhost olarak 127.0.0.1'i gösterdi. O da localhost'a eşit geliyor. Port 1522. Gördüğünüz gibi biz bir değişiklik yaptık ve 1521'den, yani default porttan 1522'ye çevirerek bu şekilde bir port değiştirme işlemi gerçekleştirmiş olduk. Bu şekilde listener'ı kullanabilirsiniz. Daha sonra bu ekrandan çıkmak için exit diyebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi Windows'un shell ekranına geldik. Oradan istediğimiz sorguyu hazırlayabiliriz. Tekrar bağlanmak için de ister bağlanmadan lsnr ctl örneğin stop diyebiliriz ve stop etti. İstersek lsnr ctl diyerek içerisine girip oradan start diyebiliriz ve bu şekilde bir kullanım gerçekleştirebiliriz. Evet, listener servisi ve listener ora dosyası da bu şekilde kullanılabiliyor.